Selam Ahmet. Nasılsın? Ah, ne oldu? Yazık o okuma lambasına. İnşallah bir şey olmamıştır. Kim bu işi yapmış olabilir? Yeşilcik neden kaçıyor? Fare saklanacak delik arıyor. Sen niye kaçıyorsun ördek? En iyisi suçlu kendisi itiraf etsin. Yok ortada oyuncak falan yok. Çocuklar, en iyisi kimin yaptığını söyleyin. Evet, hepiniz dışarıya gelin. Buraya gelin. Hani dev çocuk? Hah, işte bu da dev çocuk. Şimdi gerçeği söyleyin lütfen. Kim okuma lambasını bu hale getirdi? Çabuk olun. Hemen söyleyin, yeşilcik mi? Ördek mi? Fare mi? Hayır hayır, böyle olmaz bu. Bu bir kişinin işi olabilir. Yavaş yavaş kavga etmeyin. Kapının arkasında biri var. Kapıyı çalan kimdi Ahmet? Ha? Postacıymış. Herhalde sana mektup getirmiştir. Aha, bir hediye. Kim gönderdi acaba? Evet, büyük annen göndermiş. Şimdi aç bakalım kutunun içinde ne var? Kutuda ne vardı Ahmet? Ay, ne güzel bir heykel. Ahmet, bu hediye senin hoşuna gitmedi mi? He? Bence bu değerli ve güzel bir heykel. İnan çok değerli. Ne yapıyorsunuz? Heykele dikkat edin, kırılabilir. Ay, dikkat edin. Ahmet, hadi yerinize dönün. Ahmet, çocuklara bu heykelin ne kadar değerli olduğunu anlatmalısın. Onlar bilmiyorlar ki. Doğrudur. Büyük annenin gönderdiği hediye çok kıymetlidir. Şimdi heykelin neden değerli olduğunu anladınız mı? O zaman çok dikkat etmelisiniz büyük annenin hediyesine zarar görmesin. Şimdi Ahmet değerli hediyesini çok iyi korumaya karar verdi. Ahmet, ne yapmak istiyorsun? Heykeli korumak için arkadaşlarını kovman gerekmiyor. Heykelini koruyacaksın diye onların yürüyüp oynamalarına engel olamazsın. Başka ne planın var Ahmet? Vay, arkadaşlarını bağlamak ha? Gerçekten çok kötü. Doğru, onlar sana ve heykeline kızmakta haklılar. Gördün mü Ahmet, küçük ve kıymetli eşya senin ve arkadaşların arasını nasıl bozdu? Şimdi bir hikaye dinleyin. Eskiden uzak bir şehirde, o şehrin hükümdarı ilk çocuğunun dünyaya gelmesini bekliyordu. O büyüyüp babasının yerine geçecekti. Hükümdar bekliyordu da bekliyordu. Ta ki... İşte bu da nur topu gibi bir oğlan. Hükümdar çok sevinçliydi. Çünkü oğlunun dünyaya gelmesiyle yerinin boş kalmayacağını düşünüyordu. Ama durun, galiba bir sorun var. Hükümdarın çocuğu bir kız. Öyleyse babasının yerine geçemeyecekti. Günler, aylar geçti. Hükümdar ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekliyor.
Bu da ikinci çocuk. Ama bu sefer de bir kız çocuk. Yıllar gelip geçerken hükümdar birçok çocuk sahibi oldu. Ancak çocuklarının hepsi kızdı. Babalarının yerine geçemeyeceklerdi. Hükümdar artık yerine geçecek biri için ümidi kesmişti. Hükümdar sonunda bir karar aldı. Vasiyet etti ki ölümünden sonra şehre ilk giren hükümdarın yerine geçecekti. Öbür taraftan da iki fakir arkadaş şehre geliyorlardı. Bu iki arkadaşın paraları yoktu. Ama çok mutluydular. Her zaman sefere çıkıp, gezip iyi vakit geçiriyorlardı. Birlikte gezmekten mutluydular. Bir şikayetleri yok. İki arkadaş çok güzel eğleniyorlardı. Bazen ufak tefek aksilikler de olmuyor değil. Onlar gündüz ekmek peşindeydiler. Güneşi seyrederlerdi. Kaval çalıyorlardı. Kuşlar bile kaval çalışlarını seviyorlardı. Gece de başka türlü eğleniyorlardı. Ta ki şehrin girişine varana kadar. Ne oldu? Evet, doğru anladınız. Fakir adam şehrin hükümdarı oldu. İlk iş hükümdara yakışan bir elbise dikmekti. İlk günler çok iyi geçiyordu. Yeni elbise, yeni ayakkabılar, özel bir terzi. Bir hizmetçi, bir sürü güzel meyveler ve de eğlence. Ama sıra işe gelmişti. Dosyalara bakmak. Davalarda adaleti sağlamak. Aman dikkat! Hepsinden daha önemlisi de düşmanla savaşmak. Hükümdarın işi o kadar çoktu ki elmasını yiyecek zamanı yoktu.
Bir gün hükümdarın eski arkadaşı şehre geldi. Ve arkadaşını görünce hükümdar olduğu için onu tebrik etti. Ama hükümdar hiç mutlu değildi. O üzülmekte ve ağlamakta haklıydı. Çünkü sükuneti, daha önemlisi arkadaşını kaybetmişti. Ahmet, şimdi ne yapmak istiyorsun? Al bakalım bu kutu. Bu da bu kadar sorun yaratan hediye. Dünyanın en güzel hazinesi dostluktur ve hiçbir şey onu yok etmemelidir.